Şimdi mercimek köftesi yapacağız. Ben burada 1,5 bardak kırmızı mercimeği ayıkladım, yıkadım, haşladım. Ve şimdi bulgurunu ekleyip demlemeye bırakacağım. Yaklaşık 1,5 bardağı 1 bardak da bulgur ekledim. Bu burada demlenecek. Şimdi mercimek köftemizi mercimekleri haşlayıp bulgurla demlemiştik. Şimdi soğanını kavuracağız. Bunun için diğer malzemeler iri bir baş soğan, ince ince kıydık. 3 sap yeşil soğan, yarım demet maydanoz, bir tatlı kaşığı pul biberimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz. Burada da 1,5 tepeleme, 1,5 çorba kaşığı salçamız var. Yarım çay bardağından birazcık fazla zeytinyağımız var. Ve burada limonumuz da var. Ocağın altını açtık. Yağımızı koyuyoruz. Yağımızın içine soğanımızı koyacağız ve bu soğanımızı kavuracağız. Şimdi soğanlarımız kavruldu. Buna salçamızı ekliyoruz. Salçamız içine tuzumuzu, biberimizi de ekliyoruz. İsterseniz karabiber falan, karabiber, kimyon falan da kullanabilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Kavrulan soğan ve salçamızı yağla birlikte demlemiş olduğumuz mercimeğin üstüne koyuyoruz. Şimdi çok sıcak olduğu için sadece böyle karıştırarak şey yapıyorum. Biraz soğuduktan sonra normal yoğurmaya başlayacağım. Şimdi mercimeklerimi elimi sokabileceğim kıvama geldi. Yani ılıktan biraz fazla ama elim dayanıyor. Şimdi onu yoğuracağım. Sıcakken yoğurmamız gerekiyor. Burada bir limonun suyu vardı ama ben hepsini birden koymayacağım. Maydanozunu koyuyorum. Yeşil soğanımız. Ve bu şekilde yoğuracağız. Bu şekilde şekillendiriyorsunuz. Ara sıra böyle elinizi ıslatarak elinize yapışmaması için. Mercimek köftemiz hazır. Afiyet olsun.